dinleyiciler. Erbil sokaklarındayız şimdi. Arkamda görmüş olduğunuz yer kale ve kalenin etrafında çarşılar var. 2014 yılını bakalım buradaki insanlar nasıl değerlendirecekler, turizmle ilgili neler anlatacaklar. Biraz halkın arasında karışalım istedik, onlar bu konuda neler söyleyecekler öğrenelim istedik. Şimdi yanımızda bir hemen tercüman bulalım ve bakalım buradaki insanlar neler söyleyecekler. Merhaba, isminiz nedir? Aram Hariyat. Aram Hariyat. Evet. Buralısınız? Buralıyım, Erbilliyim. Peki Aram, Türkçe'yi nasıl bu kadar güzel konuşabiliyorsun? Vallahi Türk dizilere bakıyorum, öğrendim yani, biraz öğrendim. Televizyondan öğrendim. Tabii. Peki, 2014 yılı Erbil'de turizm yılı olarak ilan edilmiş, haberin var mıydı bundan? Tabii, herkese haberi var. Neler söyleyeceksin bu konuda? Şimdi bir söz bulamıyorum çünkü çok güzel bir şey oldu. Herkes evet. Bizi tanıyor. Aha. Tanıyacak yani. Herkes bilsin ki biz nasıl bir ülkeyiz. Biz yani fakir bir ülkeyiz. Fakir derken savaş falan istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz ama yaşalım yeter, arkadaş olalım yeter, kardeş kardeş yaşalım. Peki, gerçekten çok güzel şeyler söyledin. Hemen bize tercümanlık yapmanı rica edelim senden. O biliyor mu acaba 2014 turizm yılı seçildi Erbil'de? Tu da zani hawler la sa 2004 da bita paytaxti geçtiyari. Taban da biti. Şimdi de kendimizi hazırladık. 2014'te Erbil turizm olacak. Bunu biliyoruz ve çok güzel olacak bizim için. Hazır kirdi ya. Peki 2014'te bu tezgaha daha büyütecek mi? Çok insan gelecek çünkü. Dalaya 2014'te omeze gavratır da kay. Dizayni de görürüm taban. Dizayna kay da görürüm. Tabii daha büyük yapacağım. Daha güzel olacak. 2014'te. Yani şimdilik bu tezgahta olalım diyor. Ama 2014'te çok insan geleceği için daha çok para kazanacak ve daha büyük tezgahlara ulaşacak, değil mi? Tabii, öyle söylüyoruz. Evet, devam edelim bakalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Acaba 2014'te Erbil'in turizm şehri seçildiğini biliyor mu? Dazani la saydu azatada havliyara bıcardıra bu paytaxtı geçtiyari. Böyle. Tabii ki biliyorum, Erbil 2014'te turizm olacak. Paytaxtı geçtiyari. Peki, acaba kendi işlerinin artacağını ümit ediyor mu 2014'te? Hazdaki yani Uad Pöjniyar'da binika sahibi 2004'te işe kanadı zor bağıştır devi. İnşallah vallahi. Ben de böyle inanıyorum çünkü böyle düşünüyorum. Hatta çok misafirler Erbil'e geliyorlar. O zaman buradan bizi izleyen, Türkçe konuşan insanları bir davet etsin Erbil'e 2014 için. Ale hazakam daveti halkı Türkçe yapıyor bu şari. Böyle vallahi şari öyle. Eskiden beri bizim ülkemiz böyledir. Kapımız açık. Yabancı insanları seviyoruz. Gelsinler, bizi görsünler. Hoş geldiniz, gözden baş üzerine. Merhaba, merhaba. Ahlen ve sahlen. Nasılsın? Sağ olasın, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Peki, ismin nedir? Benim adım Celal'dı. Celal Bey. Bəli. Peki bu resimler sizin mi Celal Bey? Benimdi, bəli. Vaktinde 50'lerde. Vücut çalışıyormuşsunuz değil mi? Kadimdi, çok. Evet. Peki, 2014'te Erbil, Arap ülkesi arasında turizm şehri seçildi. Bizde hürriyet var. Bizde kardeşlik var. Tefrika yoktur. Biz demirik, ben Kürdüm, Arap'tı, Ermeni'di. Bizde yoktu bu hesabat. Hemiz birimize bakırız, göz kardeşiyle. Bizde arkadaşlık var, kardeşlik, dostluk var ama savaş yok diyorsunuz. Yoktur. Peki o zaman buradan bir davet edelim. Herkes gelsin Erbil'e. Dua ederek bu kardeşlerden gelsinler, bizim vatanımızı görsünler. Baksınlar, bizim vatanımız hoştunen onları. Yani diyorsun ki buraya gelsinler, görsünler. Bizim ülkemizle kendi ülkelerini karşılaştırsınlar. Ondan sonra da dönsünler. Misafirimiz olup gitsinler, değil mi? Biz hizmet ederek özlerine. Cüle cüle. Peki, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hoş geldin. Cüle cüle bazen. Sevgili izleyiciler, Erbil sokaklarını dolaşmaya devam ediyoruz. Kalenin etrafındaki dükkanlara baktığımız zaman gerçekten Türkiye ile arasında hiçbir fark yok gibi görünüyor. Buradaki insanların çoğu Türkçe biliyor, Türkçe konuşuyorlar, Türkiye'yi çok seviyorlar, inanılmaz derecede Türkiye'yi seviyorlar.
şöyle baktığınız zaman gerçekten hani Türkiye'de gibiyiz. Hiçbir fark yok. Çoğu Türkçe konuşuyor çünkü. Sevgili izleyiciler, Erbil'deki yolculuğumuz devam ederken bir vatandaş hemen yolumuzu kesti ve bir şeyler anlatmak istiyor bize. Israrlama ne olduğunu çok iyi bilmiyorum. Bir tercüman arkadaşımı buldum ve rica ettim kendisinden. Merhaba. Hello, merhaba. Bize lütfen tercümanlık yapar mısınız? Özellikle çünkü yolumuzu kesti ve bir şeyler anlatmak istiyordu. Ne anlatmak istiyordu bize? Valla arid ahçi an Bagdad. Diyor ki ben Bagdad'dan geldim. Erbil'e geldim. 6 gündür buradayım ben. Diyor ki Erbil ve Bagdad sayesinde söyledi. Diyor ki Erbil %100 amanı var, savaş yok. Ama Bagdad'da her gün patlama, her gün yani ölmek, her gün kan, her gün tehditler geliyor bize. Ama Erbil'de ben 6 gündür buradayım, hiçbir şey duymadım. Bir ateş sesi duymadım. Ben ve ailem buradayız 6 gündür. Yani çok iyi hissediyorum, %100 veriyorum Erbil'e. Erbil her şeye layıktır. Erbil çok hoş bir yer buraya yaşamak için. Ben temenni ediyorum. Ben Bagdad'da tehdit bana geldi. Birkaç gün bundan burun. Tehdit bana geldi. Ben ve ailem buraya kaçtık, Erbil'e kaçtık. Bagdad'da diyorlar Erbil hem patlamalar var, şeyler var ama ben Erbil'i gördüm. Hiçbir şey yok. Çok aman gece saat kaç ben yazdayım. Bir şey duymadım ve çok iyi yaşıyorum burada. Ya ben tümü devlet. Yani bir devlet bitçidi. Bes bil intikabat. Biz çok rahat dolaşabiliyoruz. Arkamızda kale var. Dükkanlar halen açık. Bu saatlere kadar genelde açık oluyor. Bir sıkıntı yok. Sevgili izleyiciler, arkamızdaki müzikten de duyacağınız gibi Erbil deyince özellikle İbrahim Tatlıses akla geliyor. Çünkü inanılmaz derecede seviliyor. Evet. Hemen şöyle gelelim. Buradaki bütün taksilere bindiğinizde ve sizin Türk olduğunuzu anladıklarında hemen ilk iş İbrahim Tatlıses şarkılarını çalmak oluyor. Gördüğünüz gibi tezgahlarda da onun şarkıları çalıyor ki insanları buraya çekebilmek için. Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Burada Türk sanatçılarından kimlerin dinlendiğini ve sevildiğini görmek istiyorsanız hemen bu tezgaha bakmanız yeterli. Hemen şöyle bakalım kimler var. İsmail YK var. Tabii ki İbrahim Tatlıses'in posterleri. Göreceğiniz gibi her tarafta. İsmail YK. Yine İbrahim Tatlıses. Bakalım başka kimler var. Şöyle baktığımızda. Murat Boz. Evet. Murat Boz. Burada seviliyor. Sinan. Özen. Görüyoruz. Küçük Emrah. Yusuf Arputlu. İbrahim Erkal. Gerçekten Türkiye ile olan benzerliği görmek için çarşıya gelmeniz yeterli sevgili seyirciler. Burası aynı Türkiye'nin kapalı çarşısı. Buyurun gezin. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkürler. Türkçe biliyorsun. Biliyorum ama çok değil. Az biliyorsun. Erbil'deyiz ve Erbil'i anlatıyoruz Türklere. Sen neler söylersin? Senin ağzından bir dinleyelim. Erbil çok güzel bir şehir. Emin var burada. Siyahi var burada. Çok güzel şeyler var burada. İnsanlar çok rahat yaşıyorlar burada Erbil'de. Çok Erbil'i seviyorum ve burada çalışıyorum. Ben Erbil'de bu saate kadar çalışıyorum. Bir şey yok. Bu çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Zor spaz. Merhaba.